Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bugünkü video sohbetimizin konusu tevhid ve şirk hakkındadır. Önce bununla ilgili bir ayeti naklederek anlatmaya başlayalım. Ali İmran suresinin 64. ayet kerimesinde de ki, bu tabi hitap son nebi ve resulü, ey kitap ehli, Yahudi ve Hristiyanlara bu hitapta, bizimle sizin aranızda müşterek olan bir kelimeye gelin. Nedir o kelime, müşterek kelime? Allah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Birinci şık. Şartlarını sayıyor. İkinci şık. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Üçüncü şık. Allah'ı bırakıp bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Allah'tan başka kime kulluk edilir? Ne demek kulluk edinmek? Önce bununla ilgili En'am suresinin 162. ayet-i kerimesinde bütün peygamberlerin ortak mesajı olan benim ölümüm, dirimim, namazım, ibadetlerim, yaşamım, hayatım, yerleri ve gökleri yaratan Allah'a aittir. Öyleyse Allah'tan başka kulluk, başkasına kulluk etmeyelim derken, söz sahibi, otorite sahibi, yerlerin ve göklerin yaratıcısı Allah olduğunu bilmek gerekiyor. Yani Allah herhangi bir konuda hüküm koymuşsa, onun karşısında ona benzer veya onun denginde bir hüküm koyucu kabul etmemek demektir. İkinci olarak, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım derken, ortak koşmak, Allah'a getirip yanına bir Allah daha koymak demek değil, Allah'ın söylediğinin karşısında başka bir söyleyeni de kabul etmek demektir. Yani senin yaşamında, hayatında kural koyucu Allah ise, Allah'ın koyduğu kurallar karşısında başka kurallar, başka kanunlar koyucuları kabul etmemek demektir. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım ifadesini kullanırken. Üçüncü olarak da Allah'ı bırakıp bir kısmımızı Rabler edinmeyelim. Yani biz Rab demek terbiye eden, gözeten, koruyan, kollayan demektir. Eğer gözeten, koruyan, kollayıcı olarak Allah'tan başka rızık verici olarak kabul ediyorsan, buyur rızığı onlardan iste. Senin ölümünü onlar engellesin. Seni onlar öldürebilsin. Seni onlar yaşatabilsin. Seni onlar rızıklandırabilsin. Bu mümkün mü? İşte burada Allah'ın Rabbini kabul etmek demek, Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde hareket etmek demektir. Tevhid demek de budur. Yani Allah'ın söylediği sözden başka söz kabul etmemek, Allah'ın yaşam biçimi, yaşam kuralı koyduğu kuraldan, kanunlardan başka kanun kabul etmemek, işte tevhid
akidesine ulaşmak demektir. Şimdi Kur'an temel olarak insanları iki kısma ayırmaktadır. Birincisi Rabbani yol, bu yolun mimarı Allah'tır. İşte Allah insanlar arasından kendisine yakın gördüklerini Nebi ve Resul seçerek kendi vahiylerini, kendi koyduğu kuralları insanlara ulaştırmaktadır. İşte bunlara elçi de deniyor aynı zamanda. İşte Allah'ın insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa gönderdiği dinin adı İslam, teslim olanların adı da Müslümandır. Bunlar peş peşe peygamberler aracılığıyla Allah'ın haramlarını haram kılmışlar, helallerini helal kılmışlardır. Hiçbir peygamberin haram kıldığını başka bir peygamber helal kılmamış, hiçbir peygamberin helal kıldığını başka bir peygamber de haram kılmamış. Hepsi birbirini desteklemiş ve doğrulamış. Çünkü onların kaynağı yerleri ve gökleri yaratan Allah'tır. Allah'ın sözüyle onlar hareket ederler. İkinci olarak da Kur'an'a göre müşrik olanlar iki kısma ayrılmakta. Birincisi Kur'an-ı Kerim temel başlık altında müşrikler diye ifade eder. Bunun bir başka adı Kur'an'da puta tapıcılardır. Bir başka adı da bilmeyenlerdir. Bir başka adı ümmilerdir. Bir başka adı da ata dini mensuplardır. Yani onların ataları Allah'ın varlığına, birliğine inanan var, inanmayan da var. Ama asıl sorun Allah'ın peygamber göndermediğini, Allah'ın kitapları göndermediğini, Cibril'e ve ahiret alemini kabul etmediklerinden dolayı bunlar Allah düşmanı diye, puta tapıcılar diye, müşrikler diye Kur'an-ı Kerim'de temel olarak isimlendirilmiştir. Müşrikleri Kur'an temel olarak iki kısma ayırmaktadır. Yani puta tapıcı müşrikleri. Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölüyken sizi o diriltti, sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra ona döndürüleceksiniz. Bugün Allah'ı inkar eden yok diyenler Kur'an'a uygun bir davranış ve bir söylem sergilemiyorlar. İşte inkar edenlerin örneği bu ayette belirleniyor. Yok mu? Allah yok diyenler yok mu? Elbette bunlar dünyada çok az teşkil etmektedirler. Bunların temel algısı dünya hayatında yaşarız ve ölürüz. Tekrar diriltilecek değiliz derler. Dünya hayatındaki kuralları biz kendimiz koyarız ifadesini kullanır. Bunlar ateist olanlar. Kur'an'a göre temel başlık altında anılan müşrik olanlar. Yine Kur'an'a göre temel başlık altında ümmiler, bilmeyenler anlamında kullanılmış. İkinci bir puta tapıcı da Allah'ın varlığını, birliğini kabullendiği halde Allah'ın göndermiş olduğu peygamberleri, kitapları, ahiret alemini ve meleklerini, Cibril'i kabul etmediklerinden dolayı da bunlar da
puta tapıcı, müşrik kategorisi altında değerlendirilmiştir. Zuhruf suresinin 9. ayet-i kerimesinde andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tartışmasız onları üstün ve güçlü olan bilen yarattı diyecekler. Yine 84. ayette göklerde ilah ve yerde ilah odur. O hüküm ve hikmet sahibi bilendir. Yine 85. ayette göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü kendisinin olan Allah'ın ne yücedir. Kıyamet saatinin ilmi onun katındadır ve ona döndürüleceksiniz. Yine 86'da onun dışında taptıkları şefaatte bulunmaya malik değildirler. Ancak kendileri bilerek hakka şahitlik edenler başka. Yine 87 ayette andolsun onlara kendilerini kim yarattı diye soracak olsan elbette Allah derler. Öyleyse nasıl da çevriliyorlar? Şimdi burada deist olanlar Allah'ın varlığını, birliğini kabul ediyorlar. Fakat şu ifadeye bakın. Kendilerini kim yarattı diye soracak olsan Allah diyecekler. Ama Allah dünya hayatında yerleri ve gökleri yaratır ama insanlara bir yaşam biçimi, bir hayat tarzı sunmaz. Peygamber göndermez, kitap göndermez, ahiret alemi diye bir şey yoktur. Bunların bu anlayışları hiçbir zaman Allah'a göre inkar edenlerden, ateistlerden hiçbir farkı yoktur. Ateistler Allah'ın varlığını da inkar ediyorlar. Onların söyledikleri de aynı bunun deistlerin söyledikleri gibidir. Dünya hayatında yaşarız ve ölürüz. Tekrar diriltilecek değiliz derler. Bakınız Kur'an'da müşrik kelimesini Kur'an temel olarak vahyin dışında yol alan ister Allah'ın varlığını kabul etsin ister etmesin bunlar hakkında kesinlikle onlar Allah'ın göndermiş olduğu peygamberliği, kitapları, ahiret alemini, Cibril'i inkar ettiklerinden dolayı onlara Allah müşrik demiştir. Bu anlayış içinde olan bütün insanlar bu kategoriye girmektedir. Bakınız Bakara suresinin 96. ayeti kerimesinde andolsun onları hayata karşı insanlardan ve şirk koşanlardan daha itirazlı bulunsun. Kim bunlar? Bundan önceki ayetlerde Yahudilerden bahsediyor. Onları derken Yahudileri hayata karşı diğer insanlardan ve şirk koşanlardan daha itirazlı bulunsun. Şirk koşanlar derken burada müşrik olanlardan bahsediyor. Yani ateist ve deistlerden bahsediyor. Her biri 1000 yıl yaşatılsın ister. Yani Yahudilerin dünyevileşmesini burada anlatır. Oysa bunca yaşaması onu azaptan kurtarmaz. Allah onların yapmakta olduklarını görendir. Hac suresinin 17. ayet kerimesinde gerçekten iman edenler, burada ümmilerden iman edenleri kastetmekte, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve şirk koşanlar, şüphesiz Allah kıyamet günü aralarına ayıracaktır. Doğrusu Allah her şeyin üzerine şahit olandır.
Yani burada Kur'an insanları şu sınıflara ayırmaktadır. İman edenler. Bunlar ister puta tapıcılardan iman eden olsun. Zaten iman edenler kelimesini bu anlamda kullanmış. Yahudiler kendi peygamberlerine ve bize indirilenlere iman ederiz dediklerinden dolayı onlar son Nebi ve Resul'e inanmazlar. Yıldıza tapanların zaten böyle peygamberlere iman etme diye bir derdi yok. Hristiyanlar, yani onlar da kendilerini Hristiyan adıyla andıklarından dolayı onlardan onların yaşam biçimini ve hayat tarzını kendi peygamberlerinden anladıklarına ve dini satıp gizlemelerinden dolayı onlar Kur'an'a göre yine müşrik tanımında ehli kitap olduğu halde müşriklerin yolunu taklit ettiklerinden dolayı onlar da müşrik olmaktadırlar. Ateşe tapanlar da müşriktir. Ve şirk koşanlar, şüphesiz Allah, şirk koşanlar derken bunların hepsinin ortak özelliğini, iman edenler dışında olanların hepsini ortak özelliğini ortaya koyuyor. Ama burada şirk koşanlar derken dünya hayatını biz kendimiz kurgularız. Allah'ı bizim işimize karıştırmayız diyenlerdir bunlar. Şüphesiz Allah kıyamet günü aralarını ayıracaktır. Doğrusu Allah her şeyin üzerinde şahit olandır. Görmedin mi ki gerçekten göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde etmektedirler. Birçoğu üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi aşağılık kılarsa artık onun için bir yüceltici yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapandır. İşte burada devamlı üzerine basa basa vurguladığım gibi kainatta temel olarak iki varlık yaratmıştır Allah. Birisi Ademoğlu şemsiyesi altında insanlar, diğeri de meleklerdir. İşte burada sayılan ifadelere bakın. Görmedin mi ki gerçekten göklerde ve yerde olanlar, yani bunların hepsi melek, güneş bir melek, ay bir melek, yıldızlar bir melek, dağlar bir melek, ağaçlar bir melek, hayvanlar, insanlardan birçoğu melek. Bunların hepsi kendilerine kodlanmış olan bilgilerle hareket ederler. Ve kesintisiz, istisnasız hepsi Allah'ı tesbih eder, Allah'a secde ederler. İnsanlardan birçoğu üzerine azap hak olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in temel olarak bahsettiği, eğer siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır der. Demek ki çoğunluk Allah'a secde etmeyen insanlardır. İnsanlardan çok azı Allah'a secde etmekte ve yaratılıştaki vermiş olduğu söze sadakat göstermektedir. Allah bunları da övüyor. Enam suresinin 28. ayet-i kerimesinde hayır, önceden saklı tuttuklarını kendilerine açıkladı. Şayet geri çevirseler bile kendilerinden sakındırıldıkları şeylere şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar gerçekten kafirlerdir. Bu ifade ahiret aleminde inkar edenlerin konumunu profile etmektedir. Yani onlar diyorlardı ki öldükten sonra bir diriliş yok. Ama Allah da oradaki dirilişi bize fotoğraflıyor ve onlar şöyle diyorlar. Allah'ım biz gördük, inanmadığımız ahiret alemini inanır hale geldik. Bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin gibi sana ibadet ve kulluk
yapalım derler. Allah da onlara şayet geri çevrilseler bile kendisinden sakındırdıkları şeylere şüphesiz yine döneceklerdir. Çünkü onlar gerçekten kafir olanlardır. Gerçeği örtenlerdir. Yine En'am suresinin 29. ayetinde onlar dediler ki bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Ve bizden diriltilecek değiliz. Yani ahiret alemine inanmıyor bunlar. Bunların profilini ortaya koyuyor. İşte bunlar Allah bir ahiret alemi var diyorsa bu inkar edenler bir başka ifadeyle puta tapıcılar bir başka ifadeyle ateistler ve deistler Allah'ın ahiret alemi var dediğine bunlar yok diyorsa ne oluyor bunlar? Allah'ın söylediği söze karşı başka bir söz söylüyorlar. İşte bundan dolayı bunlar asıl müşriklerin temel özelliğini teşkil ediyor. Onlar dediler ki bu dünya hayatımızdan başkası yoktur ve bizler diriltilecek değiliz. Ama Allah da diyor ki nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? O ölüyken sizi diriltti, tekrar öldürüp tekrar diriltip sizi hesaba çekecek diyor. Bunu inkar edenlere zaten Kur'an müşrik diyor. Bunu inkar edenlere Kur'an zaten şirk koşanlar diyor. Deistler de aynısını söylediğine göre Allah'ı kabul etmemek onlar için bir anlam etmek ve etmemek bir anlam taşımıyor. Asıl Allah'ı kabul etmek Allah'ın Rabliği ile beraber Allah'ı kabul etmek bir anlam taşıyor. Allah'ın Rabliğini kabul eden de yerler ve gökleri yaratan Allah'a teslim oldum. Onun söylediği söz Allah'ın yaratıklarının hiçbiriyle değiştirilemez, ön planda tutulamaz, Allah'ın dışındaki ilahlar ön planda tutulamaz. Ancak Allah'ın söylediği söz insanlar için, inananlar için yaşam biçimini, hayat tarzını oluşturur. Yine 30. ayette En'am suresinin Rablerinin karşısında durdurduklarında onları bir görsen bu gerçek değil mi? Dedi. Onlar evet Rabbimiz hakkı için dediler. Öyleyse inkar ettiklerinizin nedeniyle azabı tadın denildi. Onlar inkar edip ahiret alemini kabul etmiyorlardı. Ve Allah da ahiret aleminde bunlara ispat edip gösterince o çürümüş kemikleri diriltince o kemiklere bir et giydirince yapmış oldukları dünya hayatındaki amelleri taptaze bir azık olarak önüne koyunca artık gerçeği öğrenmiş oldular. Ama ne yazık ki o gerçek bunlara fayda etmedi. Yine aynı surenin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar şimdi Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar Allah iman eden ve salih ameller işleyenler bana kavuşacak diyor. Bunlar yok öyle bir şey yok diyorlar. Şimdi bunlar Allah'ın söylediği, verdiği emre karşı bir emir vermiyorlar mı? Ve bu yolda gidenler müşrik olmuyorlar mı? Müşrik olanları tasdik etmek, onların yanında durmak, şirk koşmak olmuyor mu? Evet bunların ateistler ve deistler şirk koşanların en baş önünü çekmektedirler. Doğrusu hüsrana uğramışlardır. Öyle ki saat apansız onlara geliverince günahlarını sırtlarına yüklenerek onda sorumsuzca yaptıklarımızdan dolayı yazıklar olsun bize derler. Yani pişmanlıklarını dile getirirler. Dikkat edin o işleyip yüklendikleri ne kötüdür. Yani dünya hayatında inkarla yaşamaları ne kötüdür.
Müminin suresinin 34. ayetinde eğer sizin benzeriniz olan bir beşere boyun eğecek olursak veya olursanız andolsun siz gerçekten hüsrana uğrayanlar olursunuz. Yani Allah'ın gönderdiği bir peygambere iman etmek, onun emirleri doğrultusunda hayat bulmak, inkar edenlerin tehdidine uğramış oluyorlar, olanlar. Yine aynı surenin 35. ayetinde o öldüğünüz toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka yeniden diriltilip çıkarılacağını mı vaat ediyor? Heyhat! Size vaat edilen şeye heyhat! Alayvari bir şekilde bunu söylüyorlar. O bütün gerçek yalnızca bizim yaşamakta olduğumuz dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz diriltileceklerden değiliz derler. Diriltilecekler değiliz derler. Öyleyse Allah'ın sözüne karşılık söz koyan, Allah'ın emirlerinin karşısında emirler yağdıran, Allah'ın koyduğu kurallar karşısında kurallar koyan, Allah'ın koyduğu kanunlar karşısında kanun koyan, bütün beşeri sistemlerde yürüyenler, laiklik, demokrasi, oligarşi, liberalizm, realizm, kapitalizm, leninizm, aklınıza ne kadar vahiyden uzak, dünya yaşamını kurgulayan, dünya yaşamını hayat tarzı, kanun koyucu ve Allah'ın dışında hüküm koyucu kabul eden, edilen bütün izimler, bütün ideolojiler Kur'an'a göre şirktir. Kur'an'a göre o öyle yol alanlara müşriktir. Ancak bunların hepsini reddeden ve yerleri ve gökleri yaratan Allah'ın Rableğini, onun terbiye ediciliği, onun koyduğu kurallara, onun koyduğu kanunlara göre hayatını düzenleyenler ancak Müslümanlardır. Bunlar da tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisinde olanlardır. İşte tevhid budur. Şirk de bunun dışında olanlardır. Yine aynı surenin 38. ayetinde o ise yalnızca bir adamdır. Allah'a karşı yalan uydurmaktadır. Bizler de ona inanacak değiliz. Yani inkar edenler dediler ki o Muhammed de bir insandır. O Allah'tan geldiğini söylüyor ama bu Allah'a karşı bir yalan uydurmaktadır diyorlar. Bizler de ona inanacak değiliz. İşte bunlar puta tapıcılar ve müşriklerin hepsi veya ehli kitabın hepsi Allah adına veya Allah'ı bile anmadan kendi adlarına din uyduranlardır. Puta tapmak demek Allah'ın karşısında haşa bir Allah daha koyup da ona tapmak anlamında değil, puta tapmak demek Allah'ın koyduğu yaşam biçimi, hayat tarzı, dinin karşısında bir din uydurmak, bir yaşam biçimi, hayat tarzı ortaya koymak demektir. Onların arka bahçesinde bugün Lat, Menat, Uzza, Hübel putlarının arka bahçesinde bir ideoloji vardır. Dünya yaşamı bir hayat tarzı vardır. İşte onları kabul ettiklerinden dolayı Allah'a şirk koşmaktadırlar. Allah'ın koyduğu yaşam biçimi, hayat tarzını beğenmeyip kendileri yaşam biçimi, hayat tarzı koyup ve kendi yaptıklarına kendi tapmaktadırlar. İşte burada da video sohbetimizi sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun der. Sizi